Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda dörtgenler ve çokgenler konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Testimiz öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD düzgün beşgen demiş ve iki doğru burada kesmiş. Burada kaç nedir diye soruluyor arkadaşlar. Düzgün beşgen artık biliyorsunuz da ben yine de son olarak burada yapayım isterseniz. 360 bölü 5'ten dış açıyı buluruz. Dış açısı 72 ise iç açısı kaç yaptı? 108. Hocam iç açısı 108 derece. Hocam burası 108 derece olduğundan dolayı ve şunlar birbirine eşit olduğundan ikisi kenarlıklar mı var? Evet. 108 ise 180'den 108 çıkarttık çıkarttın. 72 taban açılarına ne kaldı? 36-36. Aynı şekilde hocam burası da 108. 108'den 180'den 108 çıkartıp ikiye böldüğünde bunlar da 36-36 yapıyor mu arkadaşım? Yapıyor. 36'ya 36 yaptı. Sonra x açısı da nedir arkadaşlar? Şu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıdır. 36 artı 36'tan cevabımız kaç çıktı? 72 çıktı. Birinci soru böylelikle Cihan oldu geldik ikinci soruya. En az 20, 29 elemanı verildiğinde çizilebilen bir çokgenin verilen elemanlarından en çok kaç tanesi açı olabilir? Arkadaşlar 2 an 3 tane elemanın en eksi 1 tanesi açı geriye en eksi 2 tanesi mi kalıyor? En eksi 2 tanesi de uzunluktur. Ya bu bilgi direkt çıkarmış zannetmiyorum ama yine de bilelim. en ee, 29 eleman verilmiş ya. Yani 2 n 3 eşittir 29 diyor sana. 2 n yani eşittir 32'den n'i buradan 16 buldun. Bizden en çok kaç tane açı olabilir diye soruluyor. n eksi 1 tane açıdır arkadaşlar. Yani n eksi 1 tane açı olduğu için 16 1'den cevabımız kaç çıkar? 15 çıkar. Bu bilgi hala kitaplarda belki olmayabilir. işte bu soru vasıtasıyla da böyle bir şey öğrenmiş oldunuz. Birçok yanıt için 2 n 3 tane elemanın bilinmesi lazım. Bunlardan n bir tanesi açı, n-2 tanesi de uzunluktur arkadaşlar bilginize. İkinci soru denizli çıktı. Geldik üçüncü soruya. KL'ye 8 demiş ve şu şeyi bilgiyi kullanacağız arkadaşlar. Ve şu bizim simetri ekseni değil mi? Simetri ekseni 60-60 diye bölmez mi? Böler. Hocam bu da 60-60 diye böler. Düzgün çift kenarlarda en uzun köşegen simetri eksendir çünkü. E hocam biz burada ne yapacağız? Düzgün açıya yarım çemberi kullanacağız. Hocam bu CD ya da AF çap ya ne yapmalıyız burada? Hop şu çapı çizersek. Çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. E hocam çapı gören çevre açı 90 derece ise şunu şöyle çizdiğimiz 60-90 ise burası 30 yaptı. E 120-30-30 olacak ya. Bunun devamı da aynı zamanda buraya gelmek zorunda mı arkadaşlar? Evet. Zorunda. Aynı şey şu ve şu şeyden dolayı da çapı gören çevre açı 90 derece burası 30 yapar. X kenarlıktan dolayı 30-120 burası da 30 yapmak zorunda arkadaşlar. Aynı şeyden dolayı. KL'yi kaç vermiş? Bize 8 vermiş. Arkadaşlar 30'un karşısı X ise bu 90'ın karşısı 2X'tir. Ee, hatta burası da 2X ise 90'ın karşısı 2X ise 30'un karşısı X'tir. Ve dikkat ederseniz ne çıktı karşımıza arkadaşlar? Burası da 2X mi? Evet. Şurası tamamı 120 olduğundan 90 kaldı. Hocam burası da 90 burası da 90. Bir dikdörtgen çıktı burada karşımıza. 2X eşittir 8 x buradan kaç geldi? 4 geldi. Düzgün altıgenin çevresi isteniyor. E, 2x zaten 8 arkadaşlar. Burası 8. E çevrede ne yapacak? 6 tane 8 var arkadaşım. O da kaç yapacaktır? 48 yapacaktır. Evet, cevabımız böylelikle balık kesir çıktı. 3. soruda geldik 4'e. Boyalı üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. EC uzunluğu K, AE uzunluğu 2K hemen yazalım. K, 2K ve şunlar birbirine paralel verilmiş. Hocam kelebek var. Kelebekte oran 1'e 2 o zaman. Bakın şurada kelebekten dolayı Hatta burası A iken burası da burası N iken burası da nedir ne olacaktır arkadaşlar? 2N olacaktır. Kelebeklik oran 1'e 2'den dolayı. ABC'de dörtgenin alanı vermiş. Bir yerden başlayalım. Şuraya A diyelim. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A'dır. A'da kalan A ise 2A'da kalan 2A'dır. Hocam K'daki 2A ise 2K'da kalan da 4A'dır. 4, 8, 9, 9 A'yı 81 vermiş alan bize. E o zaman buradan A'yı kaç buluruz? 9 buluruz. Boyalı üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Yani 2A soruluyor bize. O da cevaben kaç yapar 18 yapar. Dördüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. Arkadaşlar bir uzunluk var. Bu, özellikle daldıkan varsa 90 derece karşılık getirmeliyiz arkadaşlar. Hop şunu çizersek. Bunu çizdiğimiz zaman 120. Bunlar da 30 30 oldu mu? Oldu. Ve burası 90. Burası da 90 mu oldu? Evet. Hocam 2'ye 4 var. Ve burası 6. 6 ise burası da 6 köküçü oldu mu? Oldu. 90 dereceye karşılık getireceğiz. Hocam şurada bir Dikdörtgen oluşturabilir miyiz? Evet. Dik üçgenlerin olduğu sorularda dikdörtgen oluşturuyorduk. Dikdörtgen nasıl oluşturabilir? Hop şuradan bir dik çizsen. Dikdörtgen oluştu. 2 iken yani 2 buraya da 2 kaldı. 6 kök 3 ise burası da 6 kök 3 oldu. O zaman x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 6 kök 3'ün karesinden dolayı 2 kök 20 kaç çıkıyor? 4 kök 7 çıkıyor arkadaşlar. Niye? Şimdi bu şu buradan yapabilirsiniz ya da kolay yoldan yapabilirsiniz. Neyse bunu yazıp buradan devam edelim. 4 artı 36 çarpı 3 108 geldi. 108 artı 4 kaç yaptı? 112 yaptı. X de buradan kök 112 arkadaşlar. O da 16 çarpı 7 o mu oluyor? Evet 16 çarpı 7 olduğundan 42 evet 112 yapıyor arkadaşlar. 16 dışarıya 4 diye çıktı. Cevabımız böylelikle 4 kök 7 çıkar arkadaşım. Evet 5. soru böylelikle balık balıkesir oldu. Geldik 6. soruya. Evet düzgün beşgen demiş hangileri doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle bir açıları yazalım mı arkadaşlar? Burası artık 108. Öğrendik bunu. Hocam 108 ise bunlar 36 36 yapar. E hocam burası 108. Aynı şekilde burası da 108 ise. Burası da 108 ise bunlar da 36 36 yapacak. E hocam burası da 108 aynı şekilde. E o zaman buraya da ne kaldı? 36 kaldı. Sonra e, burası da 108 olduğundan buraya 72 kaldı. Burası da 108. 108 ise bunlar da 36 36 yaptı. E o zaman buraya 72 kaldı. Hatta buraya da ne kaldı? 36 kaldı. AD ile DB birbirine eşit demiş. AD ile DB birbirine eşit. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. 36, 72. Bakın burası 72 olduğundan dolayı doğru. DGA açısı. DGE açısı. Hocam 36, 36, 2 iç açı. Toplam bir dış açıdan 72. 72 burası arkadaşlar. DAB açısına bakıyorum. DAB açısı da 72. E, o zaman bu da doğru. ED ile GB birbirine eşit. ED ile GB birbirine eşit. Gerçekten öyle mi? Hocam 36 72 72'den şunlar ikizkenar. 36 36 olduğu için bununla da bu eşit oldu. Gerçekten de ED uzunluğu çift çizgiyken GB uzunluğu da çift çizgi oldu mu? Oldu. Üçüncü de doğru. Dördüncüye bakalım. Alanlar. Alan DBE. Alan DBE. Hocam 36 72 72. Şu üçgen. Bakın dikkat edin. Şu üçgenin alanıyla Hemen o üçgeni şöyle bir karalayayım isterseniz. Bu üçgenin alanıyla hangi üçgen alanı eşitlemiş? Alan DBA. DBA. Arkadaşlar bu üçgen de aynısı. Görüyorsunuz. Bu da 36, 72, 72 lik üçgen. Ve burada 36'nın karşısı e, çift çizgi. E, düzgün beşgenin bir kenarı olduğundan dolayı. Burada da 36'nın karşısı çift çizgi. O zaman mavi üçgenle sarı üçgen gerçekten birbirinin tıpkısının aynısı olduğundan alanları da birbirinin tıpkısının aynısı olur. Ve böylelikle bütün hepsi doğru çıkmış oldu. 6. soru Edremit oldu. Geldik 7'ye. ABCD düzgün beşgen KLM bulundukları kenarların orta noktaları x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapabiliriz hocam. Yani şunu şöyle çizip de hocam şununla şu paralel açılara daldığınız zaman 108 ise bunlar 36 36 ya. E buraya da 72 kaldı ya. Buraya da 108 derece olduğundan şu ikisi de toplam 180 olduğundan şununla şu paralel diyebilirsiniz. Dolayısıyla Z'den dolayı buradaki açı da X açısı diyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra e, şununla da şunun paralelliğini gösterdiğiniz zaman olay biter. O da nasıldır arkadaşlar? Mesela şunu şöyle çizdiğiniz zaman da hocam burası e, paraleldir. Çünkü niye? Şu ikisi paraleldir. Paralel olmasının sebebi de şundan dolayı. Burası kaç derece? Hani 108 ise bunlar 36. Burada da 72 kaldı. Hocam 108'e 72 yaptığı için toplamları 180. Odan dolayı paraleldir. E hocam bu paralelse şu bir yamuktur. Yamukta da orta taban olduğundan bu da paraleldir diyebiliriz. E 108 ise o zaman burası da 72 yapar. Z'den dolayı da burası da 72 derece yapar diyebiliriz. Ama biraz yamuk konusunun özelliğine girmiş olduk sanki burada. Hiç buradan bir çözüm yöntemi uygulamayalım isterseniz. Hocam burası kaç derece? 108. Düzgün beşgenden dolayı. O zaman bunlar kaç kaç yaptı? 36 36 yaptı. E şunların eşitliğini kullanmamız lazım. Burada düzgün beşgenin bir iç açısı kaç derece? 108. Hocam burası da 108 değil mi? Evet. E sen şunu şöyle dışarıya doğru uzattığın zaman Şunu da uzattığın zaman Hocam burası 72, burası da 72. Yani burası da birbirine eşit mi şunlardı arkadaşlar? Evet. E sonra baktığınız zaman hocam şurada da bir x kenar çıktı mı? Çıktı. Çizgi artı çift çizgi, çizgi artı çift çizgiden dolayı 72, 72. O zaman buraya 36 kaldı. 36 ise bu ikiz kenarlıktan dolayı bunlar da 72, 72 yapar. Dolayısıyla 72 x ve 36'ın toplamı 72 x ve 36'ın toplamı eşittir 180 demek sanki daha mantıklı olacak ve daha güzel bir çözüm yöntemi olacak arkadaşlar. X'i böylelikle buradan kaç derece buluruz? 72 derece buluruz. 7. soru Edremit oldu. Geldik 8'e. Düzgün altıgen ve kare verilmiş. Arkadaşlar düzgün altıgenin kenarlarına şöyle bir çift çizgileri lütfen koyun. Ve kare yani iki tane düzgün bir ke birer kenar ortak olan iki tane düzgün e, ee, çok yan gördüğümüz zaman eşitleri mutlaka yazın. Kareden dolayı bunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Sonra AKB açısı. Bakıyoruz. MKB açısı. MKB açısı nedir diye soruluyor. Bir kere burası 120 iken bunlar 30-30 yaptı mı yaptı. Şuraya kaç kaldı? 90 derece kaldı. Sonra hocam burası 120. Burası 90. 210. Buraya kaç derece kaldı? 150 derece kaldı. 150 ise bakın burada da bir x kenar çıktı. Burası da 15-15 çıktı. 180'den 150 çıkartıp 2'ye böldüğümüzde 15-15 yaptı bunlar. Ve bizden neresi isteniyor? Şuradaki açı isteniyor arkadaşlar. Yani 30, 90 ve 15'in toplamı isteniyor. Kaç yapıyor arkadaşlar? Sanırım 135 yapıyor. Ya da kaç Yani hangi açısı isteniyor bizden? MKB. MKB açısı. Arkadaşlar bizden şu açı isteniyormuş. Direktman 90 artı 15 isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 105 çıkar arkadaşlar. 8. soru Balıkesir oldu. Geldik 9'a. Bir katlama. Katlamayı ne yapıyoruz? Eski haline geri açıyoruz. Eski haline geri açalım arkadaşlar. Eski haline geri açtığımız zaman şu şekil karşımıza geldi mi? Geldi. Ee, eski şeklinde şurada kaç, kaç derece vermiş bize? 170 derece vermiş. Ben bunu kullanacağım. Sonra şu parçayla da şu parçaya eşit vermiş değil mi? Evet ve burası da 40 derece olarak verilmiş. Sen bunu böyle katladığında üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hocam bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da eşit 40. Hocam İkiz kenarda çizilen kenar ortay olduğu için burası da nedir? Yüksekliktir. Ve bu da nedir arkadaşlar? Açı ortaydır. Ya da üst üste binen açıların birbirine eşitliğinden dolayı. Bakın burada ne çıktı? Bir ikiz kenarlık çıktı. İkiz kenarlığı kullanacağım. Arkadaşlar bize 40 vermiş ve 170'i vermiş. E, 40, 90 ise burası kaç derece yapıyor? 50 derece yapıyor. e Burası da 50 derece yaptı. 50, 50, 100. Buraya kaç kaldı? 70. E o zaman ikiz kenarlıktan dolayı burası da 70. 70, 70, 140'tan dolayı burası da 40 çıkar mı? Çıkar. 9. soru böylelikle. Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 10. soruya. KLMN bulundukları kenarların orta noktalarıymış. DMB üçgenin alanı KBL üçgenin alanının iki katıymış. KBL üçgenin alanının iki katıymış. Evet A iken burası 2K. 2 aymış. Arkadaşlar bunlar böyle orta nokta olduğunda ne diyorduk? Karşılı alanlar toplamı tüm alanın dörtte biri. Yani 3A'nın 4 katı bize tüm alanı verecektir. Yani 12A olacaktır arkadaşlar burası. E, orta noktalar olduğunda şu içerideki alan tüm alanın yarısıydı. 12A'nın yarısı burası kaç yapar? 6A yapar. KLMN dörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. KBL üçgenin alanını vermiş bize. KBL yani A dediğiniz yeri kaç vermiş arkadaşlar? 4 vermiş. Bizden 6A isteniyor. A yerine 4 yazarsak 6 kere 4'ten cevabı 24 diye buluruz. Yani 10. soru C han çıktı. Geldik 11. soruya. K ve L orta noktalarmış. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB ile AC şunlar birbirine eşit verilmiş. DC ile AD birbirine eşit verilmiş. Hocam şu parçayla da şu parça birbirine eşit verilmiş. Hocam şunlar birbirine eşit. E, şunlar da birbirine eşit verilmiş. Hocam ikiz kenar. Ya bu bir deltoid aslında. Deltoid oldu. Deltoid arkadaşlar. Deltoid de köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Peki bunu nasıl söyleyeceksiniz hocam? Daha biz şeye gelmedik, deltoide gelmedik. Burada ne yapacağız hocam? Diye sorabilirsiniz. Şimdi gençler, şöyle bir deltoidte o şeyi ispatlayayım isterseniz. Köşegenlerin dik kesmesini ispatlayayım. Şunlar birbirine eşitken, bunlar da birbirine eşitken, şu köşegen çizilmişken, şuradan bir yükseklik çizsek yükseklik ne yapıyor? Tabanı ikiye parçaya biliyor, değil mi? Şuradan da bir kenar ortay çizsen, kenar ortay iki kenarda çizilen kenar ortay yüksekliktir. A 90 90 180 burası doğrusal oldu. Yani köşegenler gerçekten nasıl kesti? Dik kesişti. Evet şurayı 90 derece yapalım. Peki soruda DB'yi kaç vermiş? 30 ve KL'yi kaç vermiş? 17 vermiş. Arkadaşlar burayı da 30 vermiş. E biz burada eşitler var. Ya K'deki K'daki eşitliği ya da L'deki eşitliği kullanacağım. K'daki eşitliği kullanırsam eşitliğin olduğu sorularda aklımıza ne gelir? Orta taban. Hemen orta tabanı kullanalım. 30'dan bir orta taban çizgisi çizersem burası ne oldu? 15. Hocam peki şuradaki L'den de bir orta taban çizecek olursak buraya mı çizeceğiz? Zaten bak 30'a çizdik. Şuraya doğru çizsek tam buraya denk gelmek zorunda. Çünkü niye? Şunlar iki eş parçaya bölünmüyor mu arkadaşlar? Şurası iki eş parçaya bölünüyordu buradaki orta tabanla. Buradan çizdiğinde tam bu orta noktasına gelmek zorunda ondan dolayı. Burası 90 ise yönde eşitten burası 90. E Şunda da şu paralel olduğunda yönde eşitten burası da 90 yapar. Ve burada bir dik üçgen çıktı mı arkadaşlar karşımıza çıktı. 15-17 ne üçgeni? 8-15-17'den 8 yapar burası. Ama AC isteniliyor bizden. Bakın bu da orta taban çizgisiydi. AC de kaç yapar o zaman? 16 yapar. 11. soru Edremit oldu. Geldik 12. soruya. Şekilde 3 tane altıgen ile yapılmış bir süsleme verilmiştir. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Altıgen alt tane eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu arkadaşlar? Evet alt tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. Yani bunlar A A A A A A yani sarı bölge A A mavi bölgede A kırmızı bölge 3A oldu arkadaşlar. A, 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 3A şeklinde oldu. Bakalım. Kırmızı boyalı bölgelerin alanları toplamı 3, 6, 9, 9A. Mavi boyalı bölgelerin alanları toplamına oranı 1, 2, 3A'ya oranı kaç diyor? 3 diyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Sarı boyalı bölgelerin alanları toplamı yani 2, 4, 6A, 6A. E, mavi boyalı bölgelerin alanları toplamının 2 katıdır. Yani 2 tane 3A'ya mı eşittir? Bu da doğru oldu arkadaşlar. Doğru gerçekten de. Kırmızı boy, boyalı bölgelerin alanları toplamı 3, 6, 9. A neye eşit şey arkadaşlar? Sarı ve mavi boyalı bölgenin alanının toplamına eşittir. Evet sarı ve ma şeyleri mavi topladığın zaman 3A burası 3A burası 3A boyası. O da 9A yaptı. Bu da doğru oldu mu arkadaşlar? Doğru oldu. Dolayısıyla hepsi de doğru oldu. Yani 1, 2, 3 yaptı. Cevabımız cevap. Edremit oldu. 12. soruda arkadaşlar. Ve böylelikle İkinci testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.